Önemli evet. Bir maç. Şampiyonluk mücadelesi veren Urfa ile karşılaştı. Çok iyi bir futbol yoktu ama çok güzel bir galibiyet geldi. Ya biz maçın analizini yaptığımızda şunu söyledik. Grubumuzun en iyi takımıyla oynuyoruz. İyi ekip, iyi oyunculardan kurulu. Geçen sene PTT'den düştüğünde ki oyuncuların çoğunluğu kalan bir takım dedik. Geçen sene ben Giresun'dayken de Urfa Spor'la bir maçımız vardı 1-1. O kadrodan 6 kişi yine bugün oynadı. Yani belki grubumuzun şampiyon adaylarından bir tanesi, hatta belki de %90 şampiyon olacak gibi gözüküyor. Kaliteli oyuncuları var, kaliteli bir hocası var. Saha içerisinde oyunu çekinleştirmeden oynayan bir oyuncu grubu var. Biz genç bir takımız. Ben bunu hep söylüyorum. Biz iyi bir oyuncu grubumuz var. Biz genç oyuncularımızı öncelikle Türk futboluna gençlerimle kazandırmak için biz buradayız. Bu benim Hacettepe'deki 4. senem. Biz iyi bir maç kazandık. Aynen. Disiplinli oynadık. Savaştık, mücadele ettik. Biz analize de söyledik. Biz onlardan daha çok koşmamız lazım. Onlar da 25 yaş grubuyla oynadılar. Bizim 22 yaş grubu. Bizim onlardan 3 daha fazla koşmamız lazım. Yani zaman zaman belki pozisyonlar verdik. Kalede bugün devleşen bir betimiz vardı. Oyuncularımız hepsi iyi niyetiyle oynadılar. Ben hepsini kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Kalecimizin artısı bize daha çok oldu. Ama sahadaki oynamayan bütün oyuncularımızı kutluyorum, öpüyorum. Biz sonuçta bir takımız. Biz bir ekibiz. Bizim amacımız gençler birliğine oyuncu kazandırmak. Yolumuza devam ediyoruz. İkinci yarının başında bile çok net kaçan 2-3 tane de pozisyon vardı. Evet. Yani tamam Urfa'nın üstünlüğü vardı ama Hacettepe'de atsa birden farka da gidebilirdim. Ya şimdi Burak Çolak'tan kaçırdığımız bir iki pozisyon var. Ya onların bir tanesini yapıp bizim de rahatlamamız lazımdı. Çünkü bizim gibi genç takımların yani birinci sınıfı koruma içgüdüsüne gittiğimiz zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Yani örnek biz geçen hafta 4-0 kazandık. Ama 4-0 kazandığımızda golleri çok çabuk bulmuştuk. Bugün gol gecikince biraz da genç oyuncularımıza stres ve baskı binince ister istemez sıkıntı yaşıyoruz. Yani dediğimiz gibi eğer ikinci golü yapsak Burak'la ya da ne bileyim Buran vur yine direkten dönen toplan. Biz 2-0 yapsak daha da rahat oynayan bir takımımız olacak ve skoru daha rahat elde edebiliriz. Yani. Alınan puanlarda şimdi playoff'a iyice de yaklaştırdı. Bir taraftan da takımı rahatlattı. Ya, artık hedef playoff rahatça diyebiliriz sanırım hocam. Ya şimdi ben hedef koymak istemiyorum. Yani bizim hedefimiz belli. Bizim hedefimiz gençlerimize oyuncu vermek. Sonrasında Türk futboluna, ülke futboluna katkıda bulunmak. Ama biz gidebildiğimiz yere kadar da gitmek istiyoruz. Yani biz çoğu takımdan da aşağı değiliz. Bizim de fazlalıklarımız var. Çok boş puanlar kaybettik. Daha doğrusu içeride oynadığımız 3 tane beraberliğin ikisini kazansak belki bugün yukarıda olacaktık. İşte bir bugün Gümüşhane deplasmanda 2-2 derken 4-2, 5-2 döneceğimiz bir maçı kaybetmiştik. Ama bugün harbi söylüyorum iyi bir takımdan oynadık. Ben Urfalılara şunu söylemek isterim. Eğer bu takımın arkasında her türlü desteği kurarlarsa şampiyonluk adaylarından bir tanesi de Urfa Spor. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok iyi bir futbol yoktu ama çok güzel bir galibiyet geldi. Sahanın yıldızı da sen oldun desek sanırım yanlış olmaz. Abi ben takıma yakışanı yapmaya çalıştım. 3 puanı da bu sayede aldık. Çok mutluyum gerçekten de. Geçen sene formaya hasret kalmıştık. Biraz sakatlıklar, biraz şanssızlıklar. Formayı bekledik. Mustafa Hocam da sağ olsun güvenerek bana formayı verdi. Ben de takıma yakışanı yapmaya çalışıyorum. Takımın durumu nasıl? Bir gitgellerle geçti. Şimdi bir iki haftadır falan çıkışta takım. Takım zaten her zaman iyiydi bizim takım. Bir sıkıntı yoktu. Biraz hocamız arkadaşlarımızdan şikayetçiydi. Onu da atlattığımızı düşünüyorum. Gayet iyi bir arkadaşlık edindik. Bugün de Şanlıurfa gerçekten iyi bir takım. İyi bir oyun sergileyemesek de inandık, aldık maçı. Çok mutluyum gerçekten de. Ya yalan söyleme ya. Mahmut gel. Hacettepe hak ettiği yeri kısa zamanda alacak. Buna da inanıyorum takımca. Teşekkür ediyorum. Gollerin artık Urfa'da devam ediyorsun. Evet. Bir manada altyapısına yetiştin grup sayılır. Aha. Hacettepe, Gençler evet. Birliği. Defalarca oynadın sayılır ama yine de özel bir anlamı vardır dedim. Evet. Kötü geçti ama bir görüşlerini alayım. Ya sizin de dediğiniz gibi gençlerimden altyapıdan A2'den sonra Hacettepe'de o zaman 2B oynuyorduk. Onun ertesi sene 3.lükte yine Hacettepe'de oynuyordum. O zaman pilota falan oynamıştık. O sene benim için iyi geçmişti. Şimdi tabii yaşımız da geçtikçe artık başka kulüplerde oluyoruz tabii. Biz de büyüyoruz yavaştan. Ya maça bakınca da yani bir penaltı pozisyonu var. Onun dışında bir direkten dönen top pozisyonları, onun dışında ama oyun bizdeydi. Yani çok iyi oynadı bugün. Yani yenilmeyi de hak etmedik. Olmadı. Bugün top sevmedi. Şanssızlık, kaçırdık. Direkten döndü bizim de. Olmadı yani. Gençler bir tarafta senin başarılarını, kariyerini yan gözle bir takip ediyorlar. Ne yapıyor Artun falan evet. Diye. Onlara vereceğin mesajın var mı? Ya sağ olsunlar. Yani hepsi zaten hani çok güzel günlerimiz geçti bizim gençler bile. Evimiz okumayı yazmayı da orada öğrendik. Hepsi sağ olsunlar. Hala takip edip merak ediyorlarsa sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.